Hepinize yeni bir videoyla daha merhaba dostlar. Bu videonun anlam ve önemi olarak öncelikle tekrardan idmana geçiyorum. Salona geçeceğim. Bugün agalarla birlikte bacak idmanı yapacağız. Ardından daha da önemlisi, agalar dedi ki bir şey yapalım, cheat meal. Dedim yok olmaz. Diyor ki iki dilim pizza yiyelim, cheat meal yapalım. Dedim öyle olmaz. Ben öyle iki dilim pizza ile cheat meal yapamam. O başlığa ben cheat meal yazacaksam bayağı güzel yemem lazım. O güzel yeme kısımlarında cheat meal videoları da gelecek inşallah, öyle söyleyeyim. Her neyse, ondan sonra videomuzun asıl başlığından da göreceğiniz üzere Amerika'da internet kafe. İnternet kafe ortamı nasıl? Amerika'da internet kafe nasıl olur? Saatlik ücreti nedir? Türkiye'deki ortam olacağını düşünmüyorum. Türkiye'deki gibi agalarla oturup böyle eğleneceğimizi pek düşünmüyorum ama göreceğiz artık. Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Yavaştan idmana geçelim. Agaları kafada yakaladık. Merhaba beyler, nasılsınız? Evet kardeşim. Bacak idmanına hazır mısın? Her zaman hazırız. Her zaman. Yavaştan ısınmamız lazım. Burada iki tane makine var. Şu makinede tam esnetemediğim için sevmiyorum. Isınıyoruz. Önce bir ısınalım. Buyur hocam. Isınalım. Bu ısınma da yapalım. Hanımefendi ustası. Eller böyle. Şey neydi? YouTube'da videolar var ya. 10 dakikada kalça kası çalışır. Bunun bak. Bir lean bacaklar değil mi? Hacmi az. Yağı az. İdman nasıl geçiyor kardeşim? Pump geldi mi? Zorlu. Zorlu mu? Pump zorlu. Nasıl peki? Pump acayip şu an. Giyim ucundan. Karbonhidratı kestim 3 gün oldu. Ama buna rağmen bir şeyler var gibi. Evet. Çok iyi doğru, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sıra bende. Isınma seti. Öğren biraz, öğren. Öğreniyorum hocam. Şu an zaten özellikle formunu çekiyorum ki. Daha sonra izleyip bakacağım. Şu an. Ha? This video for YouTube. Yeah. You wanna say something for my subscribers? Yeah. This guy's a man, bro. The biggest guy in this gym. Yeah, don't go. Don't kill me. Okay, thank you. Bir şeyler deniyor galiba yavaş yavaş. Evet. This is my other brother. How are you, man? I like his YouTube channel. Thank you. Just this? Yeah. Bro, how do you say go fuck yourself? Git kendini becer. That's okay. It's very hard, I know. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Nasıldı bu set? Nasıldı bu set? Gözlerinden yaş gelmiş. Bakalım kalp ritmimize. Bir dakika, yanlış bu. 145 olamaz. 170 falan. 170'e falan çok rahat çıkması lazım. 150'ymiş. Evet, göster bir de. Çok beklemedim bir de. 170 hissediyorum ben şu an. Kalpsizlik yârim yaktı bu bedeni. Yaklaşma oğlum. Kalp gittinden beri kaldıramıyorum eskisi gibi. Geçen gün sabahçı yapmıştım bacağı. Ölüyordum neredeyse. 7 plakada 4. tekrarda faillemiştim. Böyle ağırlık kaldım altında böyle. Bakalım bugün nasıl bir performans sergileyeceğim. Başarılı 5 mi 6 mı? 5-6 reps. Şimdi bir set de pump yapacağız. Güzel olacak da. Aynen böyle. Nasıl hocam? Böyle hareket. Bu arkadaş da ağlamaya başladı. Yok dizim ağrıyor, yok oram ağrıyor, yok buram ağrıyor. Götüm ağrıyor. Yavaş
Tişörtüm mü yırtıldı? Baba görüyor musun? Yırtıldı varık. Tişört yırtılsa da basmaya devam edeceksin. Gitti tişört. Hallet ona sıcak makine. Sağlık olsun. Bacaklarına gitsin bro. Yani tişört kan burada kardeşim bak. Bombası. Arkadaşlar götüm çok küçük. Hani her erkeğin hayali bir hamdullah aykutlu götü olması lazım, böyle kare. Hayatımda hani bir gününe bile olsa o götü görmek istiyorum kendi vücudumla. Hocam ben öldüm. Çok iyi. Sen de mi? Bu arkadaşın götü küçük, ne yapacak ya? Büyütecek abi. Büyümüyor ama beceremiyor abisi, ne yapacak? Baksana çalış. İnternet kafeye geldik. Koreli abilerimizin internet kafesi. Bunları çekiyor musun? Çekeriz kardeşim. Gaming kafe, gaming. Gaming. Getto, getto, getto ya. Burada da Türk arkadaşlar var. Klasik. Yüzünün ne? Burada öyle mi işliyor? Evet. Hesap oluşturuyormuşuz. 12 dakika. Hesap oluşturup burada kontör yüklüyormuş gibi oluyor. Look, $20 and comes with 5 hours. Okay. Saatlik ücretten ziyade hesap oluşturup işine para yüklüyormuşuz. Oh, he's gonna create an account. He doesn't have one. Can we get like membership with like 5 hours? Yeah, if you register, we give you like 5 hours. Oh, right. Thank you. Can I? Is it $3 per hour for normal like members? Yeah, if you're a member, it's $3. Yeah, I mean, I'm trying to get 2 hours with that. 2 hours? Oh. Yeah. Did you put one? Yeah. Oh, yeah. Can I pay with card? Yeah, sure. Bu çekti canım var ya, görünce böyle dayanamıyorum. Tam internet kafe orası oluyor. Şimdi 5 saatle birlikte membership yaptırıyorum. $20 vereceğim. Adamlar kurulmuş bile ya. Haha tamam, member login diyoruz. Şey yapalım lan. Bir yer lolümüz var ya. Bir şey diyeceğim, Türkiye'de şey böyle, aynı ağa bağlı olduğumuz için öyle oynayabiliyorduk. Bilmiyorum ama burada... Gerçi sizin hesabınız yok mu Epic Games'ten? Adam haber bakıyor orada ya. Bu arkadaş da hemen müziğini açmış. Ne açmış? LOL oynuyorsan diyecek antik dinlersin. Eskiler bilir. Ha, biliyormuş. Eskiler biliyormuş. Selam vermek ister misin? Bu adam idmanı ekti. Lan nasıl idmanı ekersin? Gel kardeşim, istek gelmiş, kabul ediyoruz. Merhaba kardeşim, nasılsınız? Tertemiz kardeşim. Doğru mu oldu? Doğru oldu sanki. Save ediyoruz. Midor kod oynayacağız. Işınlan, yapıştır. Tutuştur al ya. Adamlar şarkı söylüyor. Herkesi sevmeye çalıştım. Herkes etmeye oldu. Ya. Geçen sene bu hesap platin bitirmiş. Oyun çok çabuk başladı lan. Oyun ayarlarını değiştirmemiz lazım. FPS'imiz 240. Bilgisayar orta derece yani. Fazla iyi değil. Mid Urgot oynayacağız. Agolar, Mordekaiser, Yasuo. Ve ne oynuyor bu arkadaş? Unutur. Tekin. Kimse
Oğlum nasıl ya? Eskimişiz ha. Video çekeceğim diye öldük ama adamla az kalsın oyunu bitiyordu. Bitiyordu kardeşim, ne düşünüyorsun? Anlamadım Yasuo, ben ailemi korurum. Ben oyunu taşırım. Bakalım skoruna bakalım kardeşimizi. Adam öldü ona rağmen, bizim feeder'lara rağmen biz oyunu alıyoruz tabii, ayrı mesele. Oğlum sallayamadım. Böyle de mi mısın kardeşim sen? Günümüz bitti. Furkan ve İrfan ayrıldı bizden. Bizim beni eve bırakmaya geldi benim canım kardeşim. Ardından kendisi de ayrılacak. Birlikte güzel bir bacak idmanı ardından güzel bir yükleme yaptık. Yemek yedik. Ardından Amerika'da internet kafeye gidip LOL oynadık. Orada Faker abilerimi izledim biraz. Ardından kendimle oynadım. Orada birkaç Türk arkadaş da vardı şansımıza. Şaşırdım mı? Şaşırmadım. Ardından birkaç Arap geldi. Oğlum ne kadar bağırıyorlardı ya. Çok adamlar tövbe. Hani böyle nasıl diyeyim, bizim Türkiye'deki kimin karşılığında saçma sapan tipler yani. Adamlar bağırarak oyun oynuyor. Her neyse, güzelce oyunumuzu oynadık. Yendik sayalım ve şu anda buradayız. Kardeşlerimin kanalı var, ona da abone olursunuz. Marina Bros. Çok kaliteli, nezih içerikli videolar çekiyor kendileri. Şu anda görüldüğü üzere. Kendisine birkaç soru yöneltmek istiyorum. Benim Amerika'ya gelen yeni canım kardeşlerime birkaç tavsiyede gelmeyin. Bulunur musun? Gelmeyin. Türkiye cennet cennet değil mi? Çok... Aslında bence sen de burada kaç yıldır buradasın? 6-7 yıldır burada adam, hani bence bir şeyler söyleyebilirsin gibi buna geliyor. Arkadaşlarım geldi, ne önerirsin eğitim hakkında? Sen de şu an üniversite okuyorsun burada. Kendisi şu an burada dedektiflik okuyor değil mi? Criminal Justice yani. Criminal Justice, ha tamam, yanlış hatırlamışım. Polisliği, aynen. FBI, avukatlık, hepsine giden bir şey. Aynen. Şu anda sen Amerika'ya yeni gelmiş kardeşimize nasıl tavsiyelerde bulunabilirsin? Sen şu an burada üniversite okuyan bir gençsin. Hı hı. İngilizcen ana dilini olmasa da yani çok iyi İngilizcen var. Çok hafif aksanın var diyorsun, bence ama aksanın da yok. Ben anlamam. Benim gibi bir insan yani anlayamaz. Yeni gelen bir insan veya burada ana dili İngilizce olmayan bir insan anlayamaz. Onun dışında sıkıntı yok bence. Ana dili İngilizce olanlar. Aynen, neyse. Burada diyelim üniversite okumak nasıl kardeşim? Avantajları, dezavantajları nedir? Para mı? Gelecek Her anlamda. Günlük hayatta mı? Günlük hayat. Her anlamda. Hani mesela Türkiye hakkında biraz bahsedeyim ben biraz. Yani kendim de aslında Türkiye'de okumuş ki okumadım ama nalet olsun. Hani ben de mesela aslında bu soruları kendim de soracağım. Burada mesela üniversiteye girmek veya hangi bölümlere girmek zor veya kolay? Burada üniversitede bölüm mantığı yok. Üniversiteye giriyorsun. Böyle sonra yani okulları var üniversitenin. Bizim okulum mesela iş, business school'u var. Business school'a girersen sonra business'la alakalı bir major seçiyorsun. Bal alan. Aynen yani A üniversitesinin tıbbına girmek zor diye bir mantık yok. Yani biraz da A üniversitesine girmek var. Anlatabiliyor muyum? Anladım. O mantık var. Tabii bazı üniversiteler bazı bölümlerde daha iyi olduğu için onlara girmek daha zor. Çünkü aynen. Çok daha fazla insan girmeye mesela, çalışıyor. Hani hem girişte para muhabbeti mi yoksa akıllı da olman gerekiyor? Sınavları da geçmen gerekiyor muhabbeti? Tabii yok, para muhabbetini okullar çok takmıyor yani. Bir tane SAT diye bir ders var, sınav var, SBS gibi. Onu da tabii opsiyonel yaptılar galiba, bilmiyorum. Yani bazı okullar opsiyonel. Şey diye biliyorum. İsteyen atıyor, isteyen atmıyor. SAT bile bir tane daha var. ACT var. ACT aynı mı? Aynı bunlar. Aynılar. Onu alıyorsun. Lise puanına bakıyorlar, karneni. İşte lisede ne bulunda futbol oynadın mı? İşte ha, sosyal aktivitelerin önemli. Bir de güzel bir essay yazıyorsun, ona bakıyorlar. Essay de önemli burada. Herhangi bir okul olması önemli mi? Böyle normal şöyle, genelde insanlar şunları biliyor. Hani büyük okulların nasıl kabul aldığını, Amerika'daki büyük okulların nasıl kabul aldığını, fakat böyle genel yerel hani Community College, hani bu 2 yıllık dediğimiz Community normal... Community College SAT yok galiba, herkes girebiliyor diye. Normalde rahat, düz girebiliyor musun oraya? Parayı veren giriyor diye. Parayı veren giriyormuş bak. Bilmeyelim, %90 öyledir. %90 öyle diyorsan 90 öyledir yani. Hani mesela 4 yıllık başlangıç bölümlerine yine Community College okuduktan sonra mı devam edebiliyorsun, yoksa direkt girebiliyor musun yine? Diyelim Türkiye'den gelen bir genç SAT'ye girmeden de 4 yıllık bir bölümü... Hayır. Community College zaten dedik. Normal üniversiteye girebilir mi? Girer de. SAT'siz ne kadar zor olur herhalde, bilmiyorum. Ama İngilizce yeterliliğini falan ölçerler. Şey diyebilir miyiz? İngilizce yeterliliği. Bir de şey mesela, okula göre hepsinin istediği belgeler, okula göre istediği gereklilikler değişiyor diyelim. Çok az değişiyor diye. Yani öğrenci vizen olacak. Peki. Veyahut da burada yaşayacaksın. Anladım. Senin mesela üniversite yaşamında, Amerika'daki üniversite yaşamında hoşuna giden, sevdiğin kısımlar ve sevmediğin kısımlar. Hani üniversite zorluyor mu şu an bak senin şimdi, mesela? Üniversite şöyle zorluyor. Üniversite eğitim açısından çok zor değil.
Ama çok zaman alıyor. Ben yani... mesela İngilizcemi geliştirmeden o adımı atamam. Hani benim İngilizcesi şu an biraz sıkıntı o konuda. Hani yine günlük yaşam ve sıkıntı yok fakat eğitim almak çok farklı bir durum. O yüzden bakalım biraz daha geliştireceğiz. Evet abi söz sende. Üniversitede aga hayat çok basit. Param varsa ya şöyle düşüneceksin üniversiteye. Ben şöyle bakıyorum şahsen. 3 tane hakkım var hayatta yapabileceğin. Mesela gym, sosyal hayat, okul. Yani sınıf puanları. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ama 4 olmuyordu. 4'e zaman cidden çok zor yetiyor veyahut da 4'ünü de kötü yapıyorsun. Aynen. Yani şöyle düşün. Mesela paran yoksa ki %90 olmaz. Hiçbir hani, şey yapamazsın burada ya. Hayır. Paran yoksa yapacağın şey ne olur? İş, okul, gym. Aynen. Sosyal hayatın olmaz. Sosyal hayat olmaz. Ya bu 4'ünü aynı anda tutturmak çok zor yani. Ya robot gibi yaşarsın. Aynen. Ya da şey olur. Robot gibi yaşasan bile o 4'ünden illa bir taviz vereceksin. Ya da 3'ünü de aynı anda güzel yaptığın gibi 4'ünü güzel yapamazsın. Bu arkadaş her şeyi bahsetmekten istemiyor fakat benim canım abonelerime tabii ki her şeyi bahsedeceğim. Ya da pasif gelir oluşturursanız. Mesela. Diğer 3'üne vakit kalabilir. Ya onların hepsi şey işte yani. Zaman istiyor da zaman istiyor. Önce mesela pasif gelir oluşturmaya çalışırsanız ardından sosyal yaşamla birlikte okula da zaman kalıyor. Her neyse. Evet kapanış yapalım arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Bugün bir bacak bastık. Yani bacak da sayılmaz. Neden? Karb yok aga. Yani karb 100 gram 50 gram karbla yaşıyoruz. Pilav yiyoruz anasını satayım. Kolum kalkmıyor sabah. O yüzden bacak değil aslında bir nevi. Pardon hocam bir şey sordun mu? Hangi kol? Oysa herkes öldürülse kimi oradan yemek yedik. Yemekten sonra internet kafeye uğradık. Selamünaleyküm aleyküm selam çıkın. Arkadaşlar bu videoda büyük bir konu yoktu ama bu videonun konuna gelmek istersen. Hayat çok kısa. Yani bu çok böyle büyük bir gün değildi anladın mı? Prodüksiyonu yok. İşte bir şey yok. Cime gittik klasik. İnternet kafeye gidip bir el lol oynadık. Dışarıda bir yemek yedik ama ben eğlendim. Güzel anılarımız oldu. Hayat sizin ona nasıl baktığınızla alakalı. Hayata nasıl bakıyorsanız öyle görürsünüz. Hayata nasıl bakıyorsanız öyle görürsünüz yani. Mutlu olun ama mutlu olacağım diye yetersiz kalmayın. En büyük mutluluğunuzu başarmaya çalışın ama o yolda üzülmeyin. Çünkü herkes öldürdü diye ölmez.